Arkadaşlar merhabalar, belirli integralde tekrar yapacağız. Aslında temel integral alma kurallarında öğrendiklerimizin üzerine birkaç şey katıyoruz, değil mi? Belirli integralde yapacağımız iş nedir? Integral al, sonra sınır değerleri yerine yaz. E, sadece ekstradan neyi hatırlamalıyız? Belirli integral yaparken a'dan a'ya f(x) dx'in integrali tabii ki sıfırdır. Sınırlar aynıysa. Tek fonksiyonun integralinde eksi a'dan a'ya fx dx hatırla sıfırdır eğer fonksiyonumuz tekse. Eğer fonksiyonumuz çift fonksiyonsa eksi a'dan a'ya gx dx neydi? Sıfırdan a'ya gx dx'in iki katıydı. Bu ek bilgileri hatırlayabilirsiniz. Parçalı fonksiyonlarda da aynen şuradaki mutlak değerde olduğu gibi. Limit, türev, integral hiç fark etmez. Ne diyorduk? Önce mutlak değer dışına nasıl çıktığına bakacağız. Kritik noktalarda ayrı ayrı integral alacağız. Belirli integralde dikkat etmemiz gerekenler bunlar. O yüzden hemen direkt normal sorularımızı çözebiliriz burada. Bazı hatırlatmaları soru içerisinde de yapacağım zaten merak etmeyin. Şimdi daha öncesinde söylediğim gibi. Dx küp gördüğünüz zaman doğru yapıp yoluna devam eden arkadaşlarımız vardır ama ben burada problem çıkmaması için hep şunu öneriyorum. Dx küp mü demiş. O zaman önce türev al. 3x kare yanına dx'i yapıştır. Bir kafamız rahat olsun böylece. Sıfırdan 1'e 3x kare dx x küp artı 1'in karesi. Şimdi hemen burada neye dikkat edeceğiz? Belirli integralde de sınırları değiştirmek için ya da değişken değiştirmek için sebebimiz var. Mesela burada x küp artı 1'in türevini düşün. 3x kareyi eşit değil mi? x küp artı 1'e u dersem böylece ne olur? 3x kare dx du olur. Belirsiz integralden farklı olarak belirli integralde ne var? Sınırları da değiştirebiliriz. Mesela burada şunu yapabilirsiniz. x yerine 0 yazdığınız zaman ne oluyor u? 0 artı 1'den 1 oluyor. Sonra x yerine gidip siz eğer 1 yazarsanız 1 artı 1'den u ne oluyor? 2. Bu şekilde sınırları da değiştirebiliriz. Yapalım o zaman. İntegral artık sınırı değiştirdim. 1. İntegral sınırı değiştirdim. 2. E, 3x kare dx yerine du yazıyorum. x küp artı 1 yerine de u yazdığım için u kare. U kare nedir? Aslında u üzeri eksi 2. Üstünü 1 arttır. Sonra arttırdığını paydaya yaz değil mi? İntegral kuralımız buydu. Artık sınırlarımız var. Bak 1'den 2'ye. Böylece u üzeri eksi 1 ne demektir? Şu eksi 1 bölü u. 1'den 2'ye böylece eksi 1 eksi eksiden artı 1 bölü 2 oldu. Böylece eksi 1 bölü 2 oldu. İlk sorumuzun cevabı bu şekilde sınırları değiştirebiliriz. Sınırları değiştirebiliriz diyorum çünkü değiştirmek zorunda değiliz. Şunu da yapabilirsiniz bak ikinci yol yeşille göstereceğim. Şunu da diyebilirsin. Hocam önce bir sınırlara bulaşmasak. Sorunun durumuna göre bu değişir. Dersin ki u'ları yaptın değil mi? Yaptın. Ee, ne oldu? du bölü u kare oldu. Aldın integralini. Eksi 1 bölü u oldu değil mi? Şimdi eksi 1 bölü u. X gördüğün yere ne yazarsın? İn, e, burada integrali aldığın zaman. Geri x küp artı 1. Bak şimdi olaya gel. Eksi 1 bölü x küp artı 1. Eğer bu integrali Belirsizli integral yapsaydık cevabımız bu olacaktı. Bir de c ekleyecektik. Ama artık burada c yok belirli integralde. Çünkü c'ler birbirini götürüyor. Hemen şimdi ne söylüyoruz? Eğer soruyu u'lu yapmayıp en sonunda normal bir daha x'e dönerseniz ilk sınırlarınızı buraya yazma hakkınız var. Böyle bak sıfıra bir. Eğer bütün her şeyi u cinsinden yapacaksanız sınırları da değiştirmelisiniz. Sorunun başında geri dönüp bir daha x'li yazmak istiyorsan da orada artık bak sınırların eski halinde durmalı. Hangisini tercih edeceğiz hocam? Hangisi kolayına gelirse. Tamamen orada soruya göre. Genel itibariyle hani %90 diyeyim hani uydurma bir oran vereyim. Çoğu soruda u cinsinden yazmamız yeterlidir. Bütün sınırları da bu yüzden değiştirebiliriz. Ama bazı sorularda sıkıntılı bir durum olursa u'lu yap sonra fonksiyonu geri x'e döndür ve sınırları eski haliyle tut. Bakalım mesela bu sorumuza. İntegralinde x eşittir t üzeri 4 dönüşümü uygulanırsa aşağıdakilerden hangisi elde edilir? Ne diyeceğiz? Belirli bir integral olduğu için tabii ki burada bütün her şeyi bak t'ye bağlamış. İşte bak burada şunu diyeceksin. Bütün her şey t'ye mi bağlamış? O zaman sınırlar da değişmeli. Yapalım. x eşittir 1 için sınır ne olur? 1 eşittir t üzeri 4. T buradan 1 geldi. Sonra x eşittir 16 için. E 16 eşittir t üzeri 4. T eşittir 2. Bak soru tamamen t'ye bağlı olduğu için sınırları değiştirdim. Her iki tarafın şimdi diferansiyelini al. Dx'in türevine 1. Yanına yapıştır dx. T üzeri 4'ün türevine 4 t küp. O zaman yanına dt'yi yapıştır. Artık soruya başla. Sınırları değiştirdik. 1, 2. 4. dereceden kök x. O zaman hemen bakıyoruz şimdi. 4. dereceden kök x. Ne demişti soru? x eşittir t üzeri 4. O zaman her iki tarafın 4. dereceden kökünü alırsak ne oluyor? t geliyor. t eksi 1 bölü. Ee, x neydi? t üzeri 4'tü değil mi? O zaman x t üzeri 4 ise t üzeri 4'ün kare, kare kökü de ne olur? t kare. dx yerine ne yazacağız? 4 t küp D, t yazacağız. Bu sayede 1'den 2'ye t eksi 1 çarpı 4 t dt. Bakalım şıklarda bizim yaptığımız var mı yok. Düzeltelim o zaman. 4'ü dışarı at. 1'den 2'ye t kare eksi t dt. Gördüğün gibi bütün her şeyi değiştirdiğin harfe döndürürsen sınırı da değiştir. Geri ben hocam en başa döneceğim dersen sınırı değiştirme. Aklında bulunsun. Evet bakalım mesela üçüncü sorumuza. Parçalı bir fonksiyon. Mutlak değer bir parçalı fonksiyondur. Ne yapılır bu mutlak değerde? Parçalanır fonksiyon. Kritik noktaya göre. Kritik noktan nedir? Mutlak değeri sıfır yapan değerlerdir. Eksi birden 3'e mutlak x çarpı x eksi 2. Bak e tablosunda yaparsan 0, 2, artı, eksi, artı. Yani kritik noktan sıfır olduğu için... Eksi 1'den 0'a kadar fonksiyon nasıl değer alıyormuş? Pozitif değer alıyormuş. O zaman olduğu gibi çıkar. x kare eksi 2x. Böyle yaptık. dx artı diyeceksin. 0 ile 2 arasında nasıl değerler alıyor? E, negatif değer alıyor. O zaman eksiyle ile çarpılarak çıkar. Mutlak değer dışına çıkarmadan integral yapılmaz. Limit yapılmaz. Türev yapılmaz. Yaptık. Sonra artı. 2'den sonsuza kadar nasıl 2'den sonsuza kadar nasıl çıkıyor olduğu gibi çünkü pozitif değerler alıyor. O zaman 2'den 3'e x kare eksi 2x dx olur. İşte buranın zahmeti işlem arkadaşlar. Belirli integralde alanda biliyorsunuz yorulduğumuz kısım daha çok şu işlemler oluyor maalesef. O zaman integral almaya başlayalım. x küp bölü 3 eksi x kare eksi 1'den 0'a artı integral x kare Eksi x küp bölü 3. Kaçtan kaça? Sıfırdan 2'ye. İntegral x küp. Allah pardon. Şunu bir düzelteyim. Heh. x küp bölü 3. Eksi x kare. 2'den 3'e. Bunu böyle yaptık. Şimdi x küp bölü 3. Yazıyoruz. -0 Eksi sıfır. Eksi. Eksi 1 bölü 3. Eksi 1. Bunu böyle yazdım. Şurası 1 tabi pardon. Pardon, eksi 1 bölü 3, tamam, düzeltiyorum. Sonra artı 2'nin karesi 4, eksi 8 bölü 3, eksi 0. Sonrasında 27 bölü 3, 9, eksi 9, eksi 4, 8 bölü 3, eksi 4. İşte en rezil kısmı yani işlem kısmı maalesef. Eksi 1 bölü 3, 1 bölü 3 x x'den 1 bölü 3 artı 1'den burası ne oldu 4 bölü 3 geldi. Sonra 4 x 8 bölü 3 orası da 4 bölü 3 geldi. Sonra 9 x 9 gitti 8 bölü 3'tü. Ee, eksi 4 bölü 3 oldu değil mi payda eşitleyince. Evet böyle olmuş oldu. Bir de önünde eksi olduğu için artı 4 bölü 3 geldi. 12 bölü 3'ten 4 olmuş oldu arkadaşlar. Sorunun cevabı. Vallahi var ya buralarda işlem hatası yaparsam kusura bakmayın artık. Bu sorumuzu 4 bulmuş olduk. Parçalı fonksiyonda olay budur. Sınırları parçalaya parçalaya gideriz arkadaşlar. Tamam mı? Hmm. Bu şekilde olayı hallederiz. Şimdi burada ne demiş? Aşağıdaki grafikte d doğrusu y ye eşittir fx eğrisine t noktasında teğettir Tamam. Eksi 1'den 2'ye f'in ikinci türevi x artı f türevi x dx ifadesinin değeri nedir? Belirli integralde yaptığımız iş belirsiz integralin üzerine sınır halletmek işte. Olay bu. Bakalım ne diyeceksin? Kolay. Hatırlayalım. E, türevin integrali fonksiyonu kendisi. O zaman geriye doğru gidiyoruz aslında. F'in ikinci türevinin integraline f türev. F'in türevinin integraline f. Belirli integralde hocam dikkatimi çekti. Hiç C yapmadınız. Çünkü arkadaşlar C'ler birbirini götürüyor. O yüzden artık şu işi halledebiliyoruz. İkinci türevin integrali birinci türevdir. Belirli integral olduğu için kafam rahat C yazmama gerek yok. Birbirini götürüyor. Eksi birden ikiye. Artı F'in türevinin integrali nedir? Fonksiyonun kendisi. Fx kaçtan kaça? Eksi birden ikiye. İşte olay bu. F türev 2 eksi. F türev eksi bir artı f2 eksi f eksi veririz. Yerlerine yazıyoruz. F türev 2. 2 noktasındaki türev fonksiyonun tepe noktası türevli bir fonksiyonun tepe noktasında türev sıfırdır. Sıfır gelir. F türev eksi 1 nedir? T doğrusunun eğimi. Düşey uzunluk 2. Yatay uzunluk o da 2. O zaman ne oldu? Doğrunun eğimi. Tanjant alfa dikkat et lütfen. 2 bölü 2'den. 1 geldi. O zaman demek ki orası da 1'miş. Önünde de eksi 1 var. Sonra f2'ye bakıyoruz. Zaten 4. f 1'e bakıyoruz. Fonksiyonun değeri 2. Bu sayede 2 eksi 1'den cevabımız 1 olmuş oldu. Sınavda çok sorulduğu için arkadaşlar. Yani çok sorulduğu için değil mi? Hani soruldu ve işimize yarayacağı için bu değişken dönüştürmeleri de gösteriyorum. Burada da ufak bir detay var o yüzden. Siz de lütfen bir çözün bakalım soruyu. Şimdi arkadaşlar 1 bölü x u demiş. O zaman x buradan ne oluyor? 1 bölü u oluyor değil mi? dx de buradan ne geliyor? Eksi 1 bölü u kare du. Her iki tarafın türevini aldım diferansiyeli yanına yapıştırdım. Şimdi o zaman x 1 bölü 3 olduğunda u ne gelir? 3 değil mi? x bölü 1 bölü 3 için. x 1 bölü 2 ise u ne olur arkadaşlar? 2. Tamam. O zaman başlıyorum şimdi integrale devam edelim. İntegral 3, 2, 1 bölü, 1 bölü u artı 1 kök içinde. Sonra dx gördüğüm yere de ne yazacağım? Eksi 1 bölü u kare du yazacağım. O eksiği en başa bir atayım. Tamam. Sonra payda eşitleyelim. 3'ten 2'ye 1 u artı 1 bölü kök u burası da böyle e, çarpı şurası da e, hatta onu öyle yapalım yap ayırmayayım u artı 1 bölü u diyeyim integral kök içinde sonra bir de burada ne var 1 bölü u kareden dolayı böyle bir u karemiz var DU'yu da buraya aldım önünde eksi var bir kural var hatırlıyor musunuz arkadaşlar integralde sınırları değiştirince integral işaret değiştiriyordu bu yüzden 3 ile 2'yi yer değiştiriyorum. Eksi eksten artı oldu. Bak bunu da hatırlatmış olayım. A'dan B'ye integral. Eksi B'den eksi A'ya e pardon. A'dan B'ye integral. B'den A'ya integralin eksilisidir. Unutanlar için yazıyorum. A'dan B'ye eşittir. Eksi B'den A'ya. Aklınızda bulunsun. Bundan sonra ama şıklarda bizim bulduğumuz yok. Bir problem mi var? Hayır. Hemen bak şimdi. 3, 2 du. U. U kare içeri nasıl girer? U üzeri 4 olarak girer. U üzeri 4 çarpı U artı 1 bölü U. Kök içinde. Bu sayede bak. 3, 2, du, U. U üzeri 4, U ile sadeleşir. U küp, U üzeri 4 artı. U küp oldu. Kök içinde. Yani doğru cevabımız bak. A şıkkı geldi. Altıncı sorumuza bakalım. Olduğuna göre demiş f kük x dx eşittir 10 sıfırdan 3'e x f x dx ilginç ne alaka şimdi hani bununla burası ne alaka tabii ki arkadaşlar şu alaka normalde biz hani köklü işlemler özellikle integralde biraz kaçıyoruz o kaçmamız da bizi güzel bir yere götürüyor ne yapacaksın biliyor musun x eşittir diyeceksin bazı sorularda kökten kurtulmak için integralde u karede bu sana güzel bir katkı sağlayacak yani biraz da ezber gibi görünüyor ama aslında kaçış ve sorunun devamında da sorunun güzel bir noktaya gitmesi. Dolayısıyla x'e u kare dersek. Hani şundan bağımsız aslında bunu yapıyorum. O kök x muhabbetinden dolayı. Her iki tarafın diferansiyelini alıyorum. dx eşittir 2u du. Sonra x eşittir 0 için. E, ne olur u 0 olur değil mi? Sonra x eşittir 9 için u ne olur? 3 Çünkü 3'ün karesi 9. Ya hocam orada negatif olmuyor. E, x'in içi negatif olamayacak ya kökün içi pardon. O yüzden rahat ol kendimiz belirlediğimiz için, kendimiz değişken değiştirdiğimiz için kafamız rahat. 9 e, tabii ki eksi 3'ün de karesidir ama burada direkt pozitif alma şansımız var integral yaparken biz belirlediğimiz için. Bunu belirsiz integralde de rahat olman gerektiğini söylemiştim. Şimdi bu yüzden artık ne diyoruz? dx eşittir 2u du, x eşittir 9 için u3, x eşittir 0 için u0 oldu. Başlayalım. Hemen kontrolümüze. Integral sıfırdan 3'e f x gördüğüm yere u kare yazarsam u karenin kökü u oldu f u. dx gördüğüm yere 2 u d u yazdım. Şimdi artık sıfırdan 3'e başa kat sayıyı attım. F, U, D, U oldu gördün mü? Bak bakalım soruya ne istiyor benden bunu. Ama hocam biz U, D, U oldu bulduk. Burada X, D, X oldu. Hatırla bakalım fonksiyona gidelim temel matematiğe. Bir fonksiyonun bütün harfleri aynıysa aslında orayı değiştirmen mümkün. U dediğim bir değişkenden ibaret. Ya hocam ama problem yok mu? Biz x ile başladık u'ya döndük şimdi bir daha x yapıyoruz. Hayır. Sembolik bir şey o sonuçta. Bunu yapmalısın. Değişken dönüştürmeden bak soruyu güzel bir hale getiremiyoruz. Ama en sonunda bütün soru eğer demin yaptığım gibi u'ya bağlıysa Artık orada harfe dönmüş demektir soru. Harfte de istediğimizi yapma hakkımız var. O yüzden bu hale getirdim. Bundan sonra 2 çarpı 0'dan 3'e fx dx soruda ne verilmiş aslında bana? 10 verilmiş dönüştürmeyi yapınca her iki tarafı sadeleştirince ne geldi bak? Cevabımız buradan 0'dan 3'e fx dx 5 gelmiş oldu. Unutma temel integral bilgisi değil bu. Kesinlikle mevzumuz şu fonksiyonu her şeyi harfe aynıysa o harfi istediğin harfe dönüştürebilirsin. Bakalım şimdi 7 soruya. Eksi dörtten dörde. X üzeri 5 16 altı eksi x karenin kare kükü. E, küp kük x 1 artı x kare demiş. Hadi bakalım. Şimdi bunu bir dene bakalım. E, uğraştın. Uğraştığını varsayarak şunu söyleyeceğim. Uğraştın değişken dönüştürdün. Onu yaptım, bunu yaptım. Bir dakika dedim ya bu soruda bir problem var. Hata mı var hocam? Ya yani niye yapamıyorum bir türlü? Çünkü şunu unuttun. Bir çift fonksiyonla tek fonksiyonun çarpımı arkadaşlar. Aman dikkat et bu fonksiyon değil. Normal fonksiyon değil. Şey normal sayı değil. Normalde çiftle tekin çarpımı nedir? Çifttir. Ama neye dikkat edeceksin? Fonksiyon dilinde çift fonksiyonla tek fonksiyonun çarpımı tek fonksiyondur arkadaşlar. Basit bir örnek vereyim mi? fx eşittir x nedir? Tek fonksiyon. fx eşittir x kare nedir? Çift fonksiyon. İkisini çarpınca ne oldu? Tek fonksiyon oldu. O yüzden bunu not et unuttuysan. Çift fonksiyonla tek fonksiyonun çarpımı arkadaşlar tek fonksiyon. Neden bu örneği verdiniz hocam peki? Bak şimdi. Demin ne söylemiştim? Eksi a'dan a'ya tek fonksiyonun integrali sıfırdır. Gel bak şimdi. Ayrı ayrı integrallerini alalım. Eksi 4'ten 4'e x üzeri 5 çarpı 16 eksi x kare dx. 16 eksi x kare çift fonksiyon. x üzeri 5 tek fonksiyon. Tek fonksiyonu çift fonksiyonun çarpımı tek fonksiyon. O yüzden eksi 4'ten 4'e bu tek fonksiyonun integrali 0 oldu. Yani burası cevap 0 olarak geldi. Gel şimdi diğerine. Eksi 4'ten 4'e Üçüncü dereceden kök x bölü 1 artı x kare dx. 1 artı x kare nedir? Tabii ki hatta şöyle söyleyeyim. Ayırayım bak. Düzgünce gör o yüzden. 1 bölü 1 artı x kare nedir? Çift fonksiyon. Üçüncü dereceden kök x nedir? Tek fonksiyon. Tek fonksiyonla çift fonksiyon çarpımı tek fonksiyondur. Bu yüzden eksi 4'ten 4'e tek bir fonksiyonun integrali 0 olduğu için işte ikincisi de 0. Bu yüzden arkadaşlar... Cevabımız sıfır geldi. Bu bilgiyi hatırlatmak istedim. Bu şekilde bir fonksiyon bilgisiydi. Evet ufak bir detayımız var burada da yine. Klasik konu anlatımında da aslında anlatırız. Hemen bir dene bakalım ne diyeceksin. Pa hemen şunu diyeceksin önce. Ne olursa olsun bir mutlak değer işin içine girdiği zaman kritik noktaya bakarsın. Kritik noktaya göre önce mutlak değer dışına çıkarırsın. Sonra integral alırsın. Bu bir fonksiyon ama bu türev. Türev fonksiyonunda neye bakılır? İşarete. Yani fonksiyon nerede pozitif, nerede negatif? Nasıl anlayacağız? Fonksiyonun türevi daha doğrusu pardon. Fonksiyonun azalışına göre fonksiyon nereye kadar azalıyor? 4'e kadar. O zaman eksi sonsuzdan 4'e kadar bu fonksiyon türevi bak türevi negatif işaretli gördüğün gibi. 4'ten sonsuza kadar fonksiyon artıyor değil mi? Buraya yazayım. Burası azalan. Bak yeşille gösteriyorum. 4'ten sonra fonksiyon artan. O zaman türevi 4'ten sonra ne? Bak pozitif. Doğal olarak gel bakalım. 3'ten 4'e fonksiyon azaldığı için nasıl çıkıyor dışarı bu? Eksi f türev x dx diye çıkıyor. Çünkü türevi negatif işaretli. Türevi. Fonksiyonun kendisi değil. 4'ten 5'e fonksiyon arttığı için türevi nedir? Pozitif işaretli o yüzden olduğu gibi çıkar. Olay budur. Bundan sonra artık eksi at başa. F türevin integrali neydi? Fx. Kaçtan kaça? 3'ten 4'e. Önünde eksi var ama unutma normalde F4 eksi F3'tür. Ama önüne eksi koyarsak yapıştırdık böyle oldu. Şimdi artık ne diyoruz? F3. F3 kaça eşit? 0. F4 kaça eşit? Eksi 2'ye. Bir de önünde eksi var. Artı 2 oldu. 2 geldi. Sonra gelelim buraya. Bu sefer ne diyeceğiz? fx kaçtan kaça 4'ten 5'e yazdık. Ne oldu? f5 eksi f4 oldu. f5 kaç? 0. f4 kaç? Demin söylediğimiz gibi eksi 2. Eksi eksiden o ne oldu? Artı 2. Böylece 2 buradan 2 buradan toplamları 4 oldu. D şıkkı geldi. Böyle bir artın azalan hatırlatması. Bu anlattığıma göre şimdi 9'u bir sen dene bakalım. Yukarıda tanımlı olduğu aralıkta y eşittir fx fonksiyonun grafiği verilmiştir. Hemen kontrol ediyoruz yine. Eksi 2'den 8'e fonksiyon 2'den 4'e kadar artan bir fonksiyon. O zaman türevi pozitif işaretle eksi 2'den 4'e olduğu gibi çıkar. 4'ten sonsuza kadar azalıyor. Burada azalan olduğu için fonksiyon nasıl çıkıyor dışarı türevi türevi. 4'ten 8'e kadar ne geldi? Eksi f türev x dx oldu çünkü fonksiyon azalan olduğu için türevi negatif. Bir mutlak değer dışarı her zaman pozitif veya sıfır çıkmalı o yüzden eksiyle çarptık. Mutlak x'e gelirsek orada normal düz düşüneceksin mutlak x eksi 2'den sıfıra x diye çıkar dx artı 0 eksi 2'den x 0'a eksi x diye çıkar. Şöyle çünkü iç negatif oluyor sıfırdan 8'e de olduğu gibi çıkar. Normal bildiğimiz mutlak değer o. Şimdi f türevinin integrali nedir? fx. Kaçtan kaça? Eksi 2'den 4'e. Sonra yine geliyoruz diğerine. E, fx. Kaçtan kaça? 4'ten 8'e. Sonra diğerine geliyoruz. Eksi x kare bölü 2. Kaçtan kaça? Eksi 2'den 0'a. 0'dan 8'e öbürü ne? x kare bölü 2 0'dan 8'e. Sadece ne kaldı? Yerine yazmak kaldı. İşte yine o zulüm işlem kısmı. f4 eksi f eksi 2. Eksi olduğu için önünde. Eksi f8 eksi artı f4 oldu. Sonra diğerine baktığımız zaman 0. Eksi ee, ne oluyor? Eksi 2'nin karesi 4. 4 bölü 2'den 2. Eksi 2 bir de önünde eksi var artı 4 oldu. Şey pardon artı 2 oldu. Sonra geliyoruz diğerine. 8'in karesi 64. 64 bölü 2'den 32 eksi 0'dan 32. F4 kaçmış bir kontrol edelim. 6. F eksi 2 kaç? 1. 6 eksi 1. F8 kaç? Eksi 2 bir de önünde eksi var. Artı 2. F4 kaçtı? 6. Bundan sonra artık 6 2 daha 8. 5 daha 13, 2 daha 15, 32 daha Allah'a şükür hata yapmadık. 47 gelmiş oldu. İşlem hatası yapmadık yani. Yoksa yorumumuz zaten doğruydu. Bu şekilde yerleştirmiş olduk. Evet bakalım şimdi soru ne demiş? Hemen bunu senin uğraşmanı istiyorum. A'dan 2'ye fx dx 9 olduğuna göre a artı b kaçtır diye soruyor sorumuz. Arkadaşlar bakın fx fonksiyonu verilmiş ve f türev x verilmiş. Güzel bir durum. Şimdi f türev x dikkat et b'de mi? Sabit fonksiyon. O zaman fx integralini alırsan ne olur? bx artı e, b olur. Abi bir dakika hocam niye b yazdınız? Fonksiyona sıfır verdiğin zaman nereden geçiyor? Bak velev ki bilmiyorsun. b'nin integrali nedir? bx artı c doğru mu? f türevix x b ise integral integrali x artı c'dir. E fonksiyonda x yerine sıfır yazınca nereden geçiyor? Sıfıra b noktasından. Nokta denklemi sağlar. O yüzden bak sıfır verdiğimde B'den geçtiği için işte hakikaten denklemin buymuş. Mevzu bu kadardı. Yaz F0 eşittir B oldu. Ufacık bir detay tamam mı? Şimdi artık e, başka ne diyeceğiz? E, A var hocam orada problem var. Yok aslında şunu diyeceksin. Bu A fonksiyonu sıfırlayan değer. Yaz yerine AB artı B eşittir sıfır. Buradan A ne oldu? Eksi b. Ee, bak A çarpı B eksi B. Her iki tarafı B'ye böldük. A neymiş? Eksi 1. İşte bu yüzden. Sonra da birazcık bak tam sınava yarı bir soru. Zor bir soru değil ama bu ufak detaylara bakıp önce bilinmeyenleri halletmeliydik. A'yı eksi 1 bulduk mu? Tamam güzel. Eksi 1'den 2'ye BX artı B DX A'nın eksi 1 olduğunu bulunca. Şimdi artık Gidiyoruz. Bu arada neden AB artı B sıfır dedik? Nokta denklemi sağlar. Burası A'ya sıfır noktasıdır. O yüzden FA sıfır dedim. Buraya da yazayım bak. FA sıfır. Dolayısıyla artık BX artı B DX integrali nedir? BX kare bölü 2 artı BX eksi 1'den 2'ye. 4B bölü 2 artı 2B eksi parantezinde B bölü 2 eksi B olmuş oldu. Buradan da ne oldu? 2B, 2B daha 4B. Ee, şurası eksi B bölü 2 bir de önünde eksi var. Artı B bölü 2 oldu. 9B bölü 2 eşittir 9'dan. B arkadaşlar 2 gelmiş oldu. B 2. A'yı zaten başlangıçta eksi 1 bulduk. Toplamları eksi 1 artı 2'den gördüğünüz gibi 1 olmuş oldu. Sınav sorusu olduğu için bir çözmek istiyorum. Yani sınavın sorusuna benzer bir soru olduğu için çözmek istiyorum. Arkadaşlar bir fonksiyon böyle f a artı b falan şeklinde verildiği zaman orada değişken dönüştürüp şu formata getirebilirsiniz. Bakın şimdi. Hemen bir normal ayıralım bunu. 0'dan 2'ye 3 dx eksi 0'dan 2'ye f 2x artı 1 dx ayrı ayrı integrallerini almanız her zaman mümkün. Gel şimdi buraya 0'dan 2'ye 3 nedir bunun integrali 3x. Böylece 3x 0'dan 2'ye ne olur? yazdığın zaman 6 eksi 0'dan 6 oldu. O zaman 6'dan kaç çıkarırsam 2 tabii ki 4'ü. Demek ki 0'dan 2'ye f 2x artı 1 dx neye eşitmiş arkadaşlar? 4'e. Peki soru benden ne istiyor? 1'den 5'e fx dx. Tamam gel bakalım yapalım. 2x artı 1'e u diyelim ki hedefim neye dönüştürmek? x'e. 2x artı 1'e u dersem alt türevini 2 yanına dx yapıştır eşittir du x yerine 0 yazarsan u ne oldu? 1. x yerine 2 yazarsan u ne oldu? 5. Tamam güzel devam et. u 1'den 5'e. f u. dx gördüğün yerine yazacaksın her iki tarafı 2'ye bölersen. DU bölü 2. Şimdi bu sayede artık neyi gördük? f 2x artı 1 dx 0'dan 2'ye neydi? 4'tü. Bu ifade işte 4. O zaman artık ne oldu her iki tarafı 2 ile çarparsam? 1'den 5'e U 8 oldu. Her iki tarafı 2'ye çarptım. Çünkü bak DU bölü 2 var burada. Onu 1 bölü 2 diye başa tutturalım. Bak böyle. E hocam ne oldu şimdi? Bütün değişkenler aynı harf ise artık bunu gönül rahatlığıyla değiştirirsin. Bu sayede bak 1'den 5'e FX DX olur. İşte arkadaşlar fonksiyon sorularında bazen böyle farklı fonksiyon verdiğinde için daha doğrusu farklı değişken farklı katsayı verdiğinde bu katsayı verilen veya sorulana benzetme hakkımız var bakın. Mesela bu, bu anlamda işte bizim için kontrol mekanizması olacak bu soru. Hemen bak şimdi. F2x dx bakalım neymiş hemen yapalım. 2x u olsun. Değiştir bakalım. x'e 1 bölü 2 verirsek u ne olur? 1 x'e 2 verirsek u ne olur 4. Sınırları yaptım 1'den 4'e. Sonra x gördüğüm 2x yer, e, gördüğüm yerine yazıyorum u FU. Her iki tarafın alt türevini 2 dx eşittir du. dx o zaman ne oldu? du bölü 2. du bölü 2'den dolayı at başa 1 bölü 2. f u du. Bütün her şeyi u yaptın mı? O zaman gönül rahatlığıyla çevir. Bu ifade arkadaşlar 1 bölü 2 1'den 4'e fx de x oldu. 1'den 4'e fx x neydi? 4. O zaman 1 bölü 2 çarpı 4'ten hakikaten 2 oldu. Birinci öncül bak doğru geldi. Şimdi gelelim ikinci öncüle. Arkadaşlar tabii ki integralde de öteleme yapabiliyorsunuz. Yani ne yapacaksınız biliyor musunuz? fx eksine 2 ne demekti hatırla? Sağ ötele demekti. Sağa ötelersen sınırlar da ötelenir. 1'den o zaman 3'e gelir. 6'dan o zaman e şey e, 4'ten 6'ya gelir. F x 2 dx değişmez yine 4 olur. İntegralde de öteleme var merak etme. Fonksiyonu öteliyorsan sınırları da lütfen ötele tamam mı? Şimdi geldik buraya. E burada ne yapacağız hocam? E yine fx'e benzetmeye çalışacaksın. Çünkü soruda verilen fx sana. Kök x'e u de. Kök x'e u dersen türevini al. 1 bölü 2 kök x dx nedir? du'dur arkadaşlar. Sonra x yerine git, burada 1 yaz. X 1 ise kök 1 ne olur? 1 olur. U eşittir 1. X yerine 16 yaz. Kök 16 nedir? U eşittir 4'tür. Tamam. 1'den 4'e f u dx x gördü. Ha, şimdi geldik buraya. Her iki tarafı 2 ile çarparsan, bu 2 gider. Burası 2 d u olur. Böylece 1 bölü kök x d x yerine de ne yazarsın? Gönül rahatlığıyla. 2 çarpı du kat sayıyı da başa atarsın. Böyle olur. O zaman arkadaşlar 1'den 4'e fu du oldu. Bak şu ifade 2 çarpı 1'den 4'e fu du geldi. Bu sayede artık bütün her şeyi u'ya bağladığım için 2 çarpı 1 bölü 1'den 4'e fx dx derim. fx dx neye eşitti 4'e? O zaman 2 çarpı 4'ten cevap ne geldi? 8. O zaman üçüncü öncül yanlış. Yani cevabımız şey bak 1-2 olmuş oldu. İşte bu şekilde bu fonksiyonda da bu kontrol mekanizmasını yapmak lazım. Hemen bunu dene. Son sorumuz artık. 1'den 9'a f kök x dx demiş. Ne diyeceğiz? Aslında yine bu da arkadaşlar neye bağlı? Belirli integral ama bir nevi değişken değiştirme. Çünkü kök x artı 1'in Türevi neye eşit? 1 bölü 2 kök x'de x. O zaman buna u de. Al şimdi türevini. 1 bölü 2 kök x. Diferansiyel yapıştırı yerine 1'in türevi 0 olanı unutma. Buradan du oldu. Şimdi x yerine 1 yazarsan x eşittir 1 için u ne geldi? 2. x eşittir 9 için u ne oldu? E, 4 oldu. Yazalım. Bakalım artık buna göre. 4'ten 9'a. Şey 4'ten 9'a nereden çıktı? U 2'ydi öbürü de 4. 2'den 4'e F yazıyorum şimdi U. Sonra gelelim bak 1 bölü 2 kök x dx du ise her iki tarafı 2 ile çarp 1 bölü kök x dx ne oldu? 2 du oldu. 2 çarpı du 2'yi başa attım bu ifadeyi soruyor bana. Bundan sonra o zaman 2 çarpı 2'den 4'e fx dx'i soruyor demektir. Hemen sınırlarımıza bakalım. 2 ile 4 arasında kimi alacağız? A bak burada sınırımız mutlak de e pardon mutlak değer Parçalı fonksiyonu ne yapıyoruz? Ayrı ayrı integral. 2 parantezinde 2'den 3'e 3'ten küçük değerler olduğu için 9x dx artı 3'ten büyük değerler için de 3x kare demişiz. O zaman 3x kare integral 3'ten 4'e dx oldu. 9x'in integrali nedir? şöyle iki en dışta duruyor. 9x kare bölü 2. Kaçtan kaça? 2'den 3'e. Artı 3x karenin integrali nedir? X küptür. Bu da 3'ten 4'e. Şimdi artık yerine yazdığımız zaman 81 bölü 2 oluyor. Sonra diğeri 81 bölü 2 yerine yazdığımız zaman öbürü de 36 bölü 2 oluyor. Artı e, buraya baktığımız zaman 64 eksi 27 oldu Bir de 2 ile çarpacakmışız arkadaşlar artık bak burayı da hemen cevaptan yararlanarak 119 böyle yapıştırıyorum İşte bu şekilde belirli integralde arkadaşlar temel kuralları bilmek Aslında yetiyor ama şunu söyleyeyim kaliteli böyle zorlayıcı biraz sorular görmek istiyorsanız bu hafif konu özeti yaptım tekrar yaptım ya Eyüp BLT'yi listesinde belirli integralle ilgili çok iyi sorular var. Ve yine daha öncesinde yaptığım AYT tekrar açıklamada bulabilirsiniz onu. Faydalı AYT tekrar listesinden eski integral tekrarını, Eyüp BLT'yi listesinden de ee, oldukça fazla belirli integral sorularını görebilirsiniz. Biz son olarak bir de belirli integralden sonra integralde alan yapacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.